Selam dostlar. Bu Yeşek. Dostlar, bu Yeşek. Onun var 4 bacağı, hem bir ağzı, hem 2 büyük kulağı. Göreyseniz mi? Bu Yeşecik. Ve burada yaklaştı adam. Bu Yeşecik onun. Soralım ona birkaç soru. Nasıl şey yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz Yeşecik'le? Ne iş yapıyorum? Bu getireyiz, gideriz işte. Ne kadar günde yiyer bir eşek? Ne kadar? Bilmeye doymak. Postane yiyer. Ne kadar veriyorsun o kadar da yiyer. Ama hem az ne kadar lan verme, hani ağaç olmasın. Ne olursa susun tırda verme 100 kere. Allah verme. Allah. Ot. Su ne kadar içer? Bir kazan mı günde? Yazın yarım, yazın ver. Ha. Kışın bezbirli tağız. Kışın da su. Kışın da su. Kaç yıl oldu size bu eşek? Yavaştan sonra 10 yıldan ziyade. O ihtiyar o zaman. Sağ olun. Biblia'da biz çok görüyoruz nice yazılı eşekler için. Hem bir pek önemli yer var nerede Hristos girer Yerusalim'in içine yeşen arkasında atlı. Hristos o padişah, o sahibi, bütün dünyayı o yarattı. Hepsi hayvanlar, insanlar, tabiat, hepsi onun ellerinde. Yıldızlar da onun ellerinde. Da şimdi dünyanın padişahı bir yeşeğin üstünde. Değil bilgirin, değil angillerin ama bir yeşeceğin üstünde. Şimdi zengin insanlar eşeklerde gitmeyirler. Konuştan zenginsin mi sen? Fukara misin mi sen? Yok zarra sen aşağı kendi ilde asıl. Haliz aşağı eğilme. Problem dillem olsun bize. Zeri Hristos da aşağı eğildi. Hepsi angiller onda var. O suda gezerdi. Ama açan sıra geldi. Atlı yeşecikte girdi Yerusalim'e. Ama sıra gelecek, açan Hristos gelecek bu yeryüzüne. Atlı bir girdi, padişah gibi. O zaman o süt kesecek bu yeryüzüne. Hepsi insanlara.